Almanya'ya gelen burayı bir özgürlük, bir zenginlik, varlık içinde görüp geldiler. Yani bir rüya alemi. Oysa Almanya hiçbir yerden farklı değil. Kapitalist sistemde de insanları bir şekilde kendilerine muhtaç bıraktılar. Ben Müslüm Aydın, 20 yıldır Berlin'deyim. 9 sene çapında da Berlin'de tüm sokakta kalan insanlara, ailelere gücüm yettiğince evsizlere ekmek dağıtmaya çalışıyorum. 2013'e kadar kendi firmam vardı, işler yaptım. 2013'te bir iş kazası yaşadıktan sonra dünyanın ikinci bir yüzünü gördüm. Yani bazı şeylerin yalan olduğunu, her şeyin boş olduğunu ve 2013'te bir bekarenin ekmeği çöpe attığını görünce zoruma gitti. Niye o ekmekleri çöpe atıyorsun dedim. Dedi ki ne yapalım? Dedim bu kadar gariban insan var, ihtiyacı olan insan varken niye yapıyorsunuz? Dedim birkaç ay ayağım iyileşene kadar bu ekmekleri hiç yoksan kazlara ördeklere götüreyim. Yani bir şekilde bu ekmeği değerlendireyim. Fakat bir baktık gerçekten sokakta o kadar insanlar var ki çoğu yerlere ulaşmaya başladık. Bekaracılara bir ricamız oldu. Dedi ki lütfen ekmekleri kapanış saatlerinde poşetle dışarı bırakın. İhtiyaç sahipleri gelip isteyemiyor. Ama siz bıraktığınız dakikada o poşeti hemen gelip alıyorlar çünkü ihtiyaçları var. Yusuf abim hayırlı işler, bereketli olsun. Selam aleyküm Yusuf. Alles gut? Bu sadece belli saatlerde değil, yani çalışmamın dışında gündüz belli saatlerde Erman Plus'ta ekmekleri bırakıyoruz. Ondan sonra akşamları geldiğimiz zaman işten çıktıktan sonra Alexander'daki Plus'ta yatan garibanı gerçekten ihtiyaç sahibi olan insanlara yetişiyoruz ve onlar da zaten bir şekilde onların garibanların babası olduk. Beni gördükleri zaman yüzleri gülüyor ya da bir köpek beni gördüğü zaman ona bir mama verdiğim zaman o köpek biliyor ki ben ona tekrar bir mama vereceğim. Ya da bir çocuğu gördüğümüz zaman bir şeker bir balon verdiğimiz zaman tabii büyüklerinden izin alarak o çocuğu sevindirdiğimiz zaman zaten dünya bizim. İşte bizim de kavgamız orada. Bizim için rengi diline bakmıyoruz, ne olduğuna bakmıyoruz. Bizim için insan olması. 9 senedir de mücadelemiz bu. Berlin'de gelenlerin çoğunluğu yani ülkesinde mecburiyetten kalmış. Yani Polonyalılar açlık sınırına yerine geldiği zaman buraya geliyor bir şekilde karnım doyar diyor. Sokakta da yatsam karnım doyar diyor. Ondan sonra Almanya'da Berlin'de yaşayan gençlerimizin bir kısmı da özgürlük adı altında kendilerini bir boşluğa verdikleri zaman otomatikman ondan sonra özgürlüğü sokakta buluyorlar. Lütfen diyorum komşunuza bakın. Komşular deyince sadece yan komşu diye değil. Aşağıda kapının önünde yatan garibana, ne bileyim bir güvercine, ne bileyim bir köpeğe, önce etrafınıza bakın. Gücünüz yettiğince onları doyurmaya kalkın. Bir tas su verin, bir parça ekmek verin. Bir sorun, bir garibanın sorun nasılsın? O bile o garibana yeter. Sokakta yatan insanların çoğu alkolik değil, bağımlı değil, mecburiyetten. Bir de zaten Berlin'de son dönemdeki en büyük olay da gelen, turist olarak bile gelen insanların bir kısmı geri dönmek istemiyor. Berlin'deki güzelliği görüyor, tamam. Ama diğer tarafta Berlin'den ev yapılmıyor. Berlin'de yeni inşaatlar yok. Olan evler belli. Ve öyle olunca da ev sahipleri istediği fiyatı çekebiliyor. Ama devletin verdiği kira miktarı belli. Diyor ki bu miktara kadar sana bir odaya kira parası ödeyebilirim, ev bu. Ama bulamıyor insan. Ne oluyor? Bu sefer de sokakta yatmak zorunda kalıyor. Ben bugün varım yarın yok. Ama eğer arkamdan birileri iyi bir insandı diyorsa ne mutlu bana.